1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği organizasyonu bu yılda Sarı Kırmızılı Camiayı bir araya getiriyor. Metin Bey, her yıl olduğu gibi geleneksel olarak yine bir iftar yemeği organizasyonu ev sahibisiniz. Bizleri ağırladığınız için de teşekkür ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi keyifli bir akşam. Biliyorsunuz Kutsal Ramazan ayında her sene Galatasaray ailesiyle, sadece Gisiyatlılarla değil, kulübümüzle, siciliyle, disipliniyle, Gisiyatlılarla, Galatasaraylılar cemiyetiyle hepsiyle bir araya geliyoruz. Bu sefer de Four Seasons'tayız. Keyifli, gördüğünüz gibi gayet kalabalık. İftar saatini beklerken hoş sohbet, uzun zamandır birbirini göremeyenlerin özlemi. Sene sonu geliyor, biz şampiyonluklara alışığız, böyle üçüncülük, dördüncülük değil, artık önümüzdeki sezona bakıyoruz. Yeni transferler konuşuluyor, Avrupa'da neler yapılacak bunlar konuşuluyor. Çok keyifli bir akşam, inşallah her şey Galatasaray'ımız için güzel olacak. Sarı kırmızı bir akşam, keyifli olacak. Yine 1905 Gisiyat tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğindeyiz. Yine güzel bir ortam var. Galatasaray ailesi bir arada yine. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Gisiyat hakikaten sosyal anlamda da çok faal bir dernek. Galatasaraylı İş Adamları Derneği sık sık bunu yapıyor. Bu sefer de Ramazan bahanesiyle güzel bir iftar yemeğinde toplandık. Çok güzel olacak inşallah. Yanımızda Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya var. İsmail Bey, 1905 Gisiyat her sene geleneksel olarak iftar yemeği daveti veriyor ve bu yılda aynı şekilde Galatasaray camiası yine bir araya geldi. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii bu gelenekselleşen bu iftar yemeğinde camianın hep önde gelenleriyle bir arada bulunmaktan, dostlarla, ailenin bir araya gelmesi olarak düşünüyoruz biz. İnşallah bu birliktelikler Galatasaray'ımıza çok daha önemli ivmeler kazandırır. Bence Galatasaray'ın şu, özellikle şu dönemde Galatasaraylıların her zamankinden daha fazla birlik olma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlikler çok önemli. Galatasaray'ın birlik beraberliğini gösteren etkinlikler. Biz Galatasaray camiası, Galatasaray ailesi olarak hep birlikte oluyoruz. Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneğimizin vermiş olduğu bir iftar yemeği her yıl geleneksel olarak yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Camianın bütün unsurları, iş adamlarımız, üyelerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, taraftarlarımız hep beraberiz. Tabii ki Galatasaray'ın geçmekte olduğu belli bir süreç var. Bu sürecin sonunda yine sportif anlamda, idari anlamda bütün sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Camianın birlik ve beraberliği bu noktada çok önemli. Bu etkinliği düzenleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Her sene olduğu gibi geleneksel olarak 1905 Gisiyat yine bir iftar yemeği daveti veriyor konuklarına. Galatasaray camiası, ailesi bir arada. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle tüm İslam alemini Ramazan ayını kutluyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayramların da şimdiden mübarek olmasını diliyorum. Bugün değerli derneklerimizden 1905 Gisiyat'ın daveti üzerine buradayız. Ben kendilerine bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptıkları için dernek bazında başkana, ayrıca organizasyonun sponsor olan ev sahibi Sayın Adil Pelister'e ve şirketi Beta Holding'e teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir organizasyon. Umarım Galatasaray'a hayırlı olur. Pekişmemiz açısından, kaynaşmamız açısından, üyelerle bir araya gelmemiz açısından güzel organizasyonlar. Bunların daha sık olmasını, manevi değerlerimizi bu şekilde yaşatmayı diliyorum. Güzel bir iftar ortamı. Gisiyat her yıl geleneksel olarak zaten düzenliyor bu organizasyonu. Yine Galatasaray ailesi bir arada. Neler söylemek istersiniz? Valla bu günler bizim bayramımız gibi, camianın bir arada olup hep beraber
her kesimiyle beraber fırsat bulup bir takım şeyleri paylaşmasını sebep olan günler. Galatasaray konuşuyoruz yine. Güzel günlerde. Teşekkür ediyoruz GİSİA'da da böyle güzel bir gecede bizi beraber bir araya getirdiği için. Her yıl 1905 GİSİAD bu organizasyonu düzenliyor. Geleneksel iftar yemeğini veriyor. Sizler de davetlisiniz akademi olarak. Neler söylemek istersiniz? Aynen, Futbol Akademisi adına bizler de geldik. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene de çok güzel bir şekilde adada yapmıştık. Akademi olarak katılmıştık. Bugün de burada çok güzel ağırlandık. Çok güzel, keyifli bir arada olmak, Galatasaraylarla bir arada olmak akademi olarak çok keyifli. Teşekkürler şimdiden. Burada olup olmayan herkesin öncelikle Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Herkesin duaları, gönlünden geçen her şey kabul olsun inşallah. Evet, bu her sene oluyor ve biz de akademi olarak zevkle, keyifle burada olmak istiyoruz, oluyoruz. Çünkü bu bizim burada olmamız bütünlüğümüzün gösterdiği bir mesaj diye düşünüyorum şahsen. Dolayısıyla da gelebilen, gelemeyen hoca arkadaşlarımız olursalar ama burada olmak önemli diye düşünüyorum. Ve dilerim bunun ardından da gelecek yıllarda da böyle olacaktır. Sizin de burada olmanız bizim için çok önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum. Geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Az sonra yeni üyelerimize plaketlerini takdim edeceğiz ama ilk olarak 1905 Galatasaray Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Metin Öztürk'ün konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli Başkanım, kıymetli misafirler, hoş geldiniz. Yine sarı kırmızılı bir gecede bir aradayız. Bu kutsal Ramazan ayında keyifli bir akşamda bir aradayız. Güzel bir yerdeyiz, Four Seasons'tayız. Uzun zamandır görüşmeyen dostları da bir arada görüyorum. Onun için bu keyifli sohbeti bozmamak ve fazla uzatmamak adına konuşmayı burada kesip önce sponsorumuz Sayın Adi Pelister, aynı zamanda GİSİAD Başkan Yardımcısı BT Kimya, kendisine bir teşekkür plaketimiz olacak. Sonra üyelerimizin bir plaket töreni olacak. Lütfederse Dursun Başkanımız burada bir konuşma yapacak. Ben Adil Bey'i bir alayım. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu geceyle ilgili olarak buyurun Adil Bey. Çok değerli başkanım Sayın Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu değerli üyeleri, GİSİAD Başkanımız Sayın Metin Öztürk, GİSİAD üyeleri, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli medya mensupları, sevgili misafirlerimiz. Derneğimizin ev sahipliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızın güçlendirdiğimiz bu güzel geleneksel iftarımızda hepinizi şirketin Beta Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına içtenlikle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Galatasaray'a hizmet hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Böylesine özel günlerde bir araya gelerek birlikteliğimizi pekiştiriyor. Galatasaray'a gönül vermenin gururunu hep beraber yaşıyoruz. Değerli Galatasaray dostlarım, Ramazan sevgi ve paylaşım ayıdır. Ülkemizde ve dünyamızda yaşanan tüm olumsuzlukların bir an önce son bulması en büyük isteğimiz. Huzur, barış ve sevgi dolu nice Ramazanlara kavuşmak dileğiyle tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.
Unutmayalım ki birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi eder. Mustafa Kemal Atatürk. Başkanım şöyle biraz daha önlerim. Kulübümüz kocaman bir aile. Ailemizin başkanı da Dursun Başkanımız. Lütfederlerse 2 dakika. 1905 Galatasaray'da iş adamları ve yöneticiler derneğinin değerli başkanı Metin Başkanım, değerli yöneticileri, değerli üyeleri, değerli Galatasaraylılar, değerli basın mensupları, hepiniz bu iftar akşamına hoş geldiniz. Hepinize Galatasaray Başkanı olarak saygılarımı sunuyorum. İdrak etmiş olduğumuz Ramazan ayının hepinize, Türkiye'mize, Galatasaray'ımıza hayırlı geçmesini, oruçlulara Allah'tan kuvvet, ibadetlerinde Galatasaray'ı unutmamalarını diliyorum ve Ramazan ayının herkes için iyi geçmesini diliyorum. Değerli Galatasaraylılar, bir sportif sezonun sonuna geliyoruz. Zor bir sezondu. Özellikle futbolda hakem hatalarıyla cebelleşmiş, çarpışmış bir kulüp olarak Galatasaray herhalde tarihe geçecektir. Diğer amatör sporlarda da, basketbolda, voleybolda ve diğer sporlarda da sezonun sonuna geldik. Şimdiden, hatta çok daha önceden önümüzdeki sezon hazırlıklarına başladık. Önümüzdeki sezonda bütün eksiklerimizi bilerek ve bu eksikleri tamamlamak üzere de kulüp olarak gerekli çalışmayı yapıp taraftarlarımızı, Galatasaray'ı sevenlere çok iyi bir sezon geçirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Size biraz da diğer faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Metin kardeşim kısa kestirdi, onun için özet geçiyorum. Bildiğiniz gibi Emlak Konut'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde Riva ve Florida'daki arazilerimizin emlak geliştirmesi devam ediyor. 8 Haziran'da Riva'daki arsamızla ilgili Emlak Konut ihaleye çıkacak. Bu birinci ihalesi olacak. Bir hafta sonra da ikinci ihaleye çıkılacak. Şu anda bana ulaşan bilgiler çerçevesinde Riva'daki arazi için talep bayağı güzel. Yaklaşık son aldığım habere göre 14-15 firma dosya almış bulunuyor. Dolayısıyla 8 Haziran'da verecekleri teklifleri ve ondan sonraki pazarlık usulüyle yapılacak çalışmaları yakından takip ediyorum. Florya bildiğiniz gibi Florya'da benzer şekilde geliştirilecek ve imara açılmasıyla beraber oradaki arsamızla ilgili de bu çalışmalar devam ediyor. Florya'nın Metin Oktay tesislerine taşınmasıyla ilgili Kemerburgaz'daki arsayla ilgili çalışmalar da aynı şekilde bütün hızıyla devam ediyor. Yakında inşallah orayla ilgili müjdeyi de vermek istiyorum. Geçtiğimiz pazar günü adayla ilgili müessif bir olay yaşadık. Bunun üzüntüsünü taşıyoruz. Konuyla ilgili konu yargıda olduğu için sadece üzüntülerimi belirtmek istiyorum. En iyi şekilde Galatasaray'ın arzuladığı, Galatasaray Genel Kurulu'nun talebi doğrultusunda bugüne kadar olayları getirdik. Bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ve genel kurulun isteği doğrultusunda gelişmeler olması için de çalışıyoruz. Anlatacak çok şey var ama
yemeğin ortasında, iftar yemeğin ortasında daha fazla sizi meşgul etmek istemiyorum. Hepinize çok güzel bir Ramazan bayramı diliyorum. Hepinize çok güzel bir Ramazan ayı diliyorum. Ve hepinize sarı kırmızı çok güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'e çok teşekkür ediyoruz ve plaket törenimize geçiyoruz. Yeni üyelerimizi sahneye davet edeceğiz plaketlerini takdim etmek için. Sayın Sabahattin Fidan. Sayın Ahmet Aras. Başkanım ortadayım. Sayın Umut Ökten. Başkanım buradayız. Sayın Selim Aksu. Sayın Serhan Yapar. Sayın Güneş Öztürk Yılmaz. Başkanım ortadayım. Sayın Meral Öztürk Akbaş. Evet, başkanım buradayım. Sayın Berker Filistel. Esin Filistel. Sayın Selen Mutlu Uşaklı. Başkanım Metin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Plaket törenimiz burada sona eriyor. Afiyet olsun. Nurdan idi ilatı, didarına mühür.
1905 hissiyat olarak yine güzel bir geleneksel olarak iftar yemeği verildi. Siz de destek olanlardan birisi oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Sevgili Galatasaraylı dostlarla beraber güzel bir akşam geçirdik. Bu akşamların, geleneksel iftarlarımızın devamını sağlamaya çalışacağız. Galatasaray camiasında bu vesileyle bir araya kenetlendirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'mizde hoş olmayan bazı olaylar var. Bunların da bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Birlik ve beraberlikle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Birlik, beraberliğimizin, dostluğumuzun, arkadaşlığımızın sporla beraber pekiştirerek her şey daha güzel olacağını umut ediyorum. Ne mutlu bizlere. Güzel bir organizasyon. Geleneksel hale geldi bu iftar yemeği hissiyat tarafından. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok güzel bir geleneği devam ettiriyor hissiyat. Mutluyuz. Hep beraberiz. Birlikteyiz. Bu kutsal Ramazan ayında güzel bir gece geçiriyoruz. Bunu sağlayanlara çok teşekkür ederiz. Gisiyat her yıl bu organizasyonu yapıyor geleneksel olarak. Galatasaray ailesi bir arada. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki memnuniyet verici bir topluluk, bir organizasyon. Galatasaray'ımızın özelliğidir. Sık sık böyle bir araya gelmek, özlem gidermek, arkadaşların birbirini görmesi bu vesilelerle bayramını, Ramazan ayımızı da hayırlı olmasını diliyoruz. Memleketimize de hayırlı, uğurlu gelmesini diliyoruz. O bakımdan mutlu bir gece, çok güzel bir organizasyon. Eden arkadaşlara, emeğe geçen arkadaşlara hepsine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Çok güzel bir şey. Geleneksel olan her şey güzel. Galatasaray'ın zaten kültüründe geleneksellik var. Onun için de tekrar bir aradayız. Ben de son derece mutluyum katılmaktan. Davet de ettiler. Onun için de teşekkür ediyorum kendilerine. Savaş Hocam, güzel bir organizasyon. Yine Galatasaray ailesi bir arada. Geleneksel iftar yemeğinde siz de futbol akademisi olarak katılıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle Galatasaraylı yönetici ve iş alma derneğine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Metin Bey'e. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle ülkemize Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyoruz. Her sene bu iftarlara katılıyoruz. Çok memnun, teşekkür ederiz. Vallahi biz de geleneksel olarak her yıl düzenli olarak Galatasaray Futbol Akademisi olarak katılıyoruz. Hem idari bölümlerimizde hem antrenör teknik ekiplerimizde buradayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Düzenledikleri sürece her sene katılmayı düşünüyoruz. Çok güzel bir akşam. Çok güzel bir iftar yemeği. Öncelikle Galatasaray camiası ve bunu düzenleyen iş adamları olarak herkese teşekkür ediyoruz. Burada herkesle oturup sohbet etme fırsatı bulduk. O yüzden de böyle bir akşamda burada olmaktan mutluyuz. İnşallah her sene katılıyoruz. İnşallah seneye de burada olacağız. Teşekkür ediyoruz. ...1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğinden görüntülerle, detaylarla karşınızda olduk. Bir başka programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.